Sayın hocam, benim bizzat gözlemlediğim şey Maraş'a gittiğim zaman buna şaşırdığımı da söylemeliyim çünkü ben e, tabii ki e, ekrandan izlediğimiz gibi değil yani kameraların tripodların kurulup bir enkaz'a doğru kurulup önüne e, habercilerin geçip e, haber yapmaları gibi bir şeyden değil de bir şehrin içinde olmaktan yani o sahneyi izlemek değil o sahnenin içinde olmaktan. ...söz ediyorum ama o sahnenin içinde bir yabancı olarak bulunuyordum. Yani İstanbul'dan giden bir insan olarak bulunuyordum. Fakat gördüğüm ve şaşırdığım şey şuydu... ...aslında bizim büyük ve medeni şehir dediğimiz İstanbul'da... ...bu kadar e, polise ve trafik lambasına karşın... ...birbirlerinin üzerine gelen arabalar... E, ...yayaları ezecekmiş gibi... E, ...üstlerine çıkan arabalar... E, ...yol vermeyen arabalar, şunlar bunlar filan... ...ve e, hakikaten... Kamyonların, ee, kepçelerin, ee, insan taşıyan, yardım taşıyan her şeyin, her türlü aracın ve sivil araçların bir arada bulunduğu Maraş'ta hakikaten trafik vardı. Birçok yol kapalıydı. Yani bir yoldan giriyorsunuz ondan sonra onun çıkmaz olduğu anlaşılıyor. Neden çıkmaz? Çünkü orada ya bir bina yıkılmış ya bir kepçe çalışıyor filan. Hadi döndürüyorsunuz falan filan. Ve... Hayretler içerisinde şunu izledim. Çalışmayan trafik ışıkları, dört yol ağzı ve birbirlerine yol veren sürücüler ve arada ambulanslar, arada kamyonlar, şunlar bunlar. Dedim ki böyle bir işbirliği nasıl yapılıyor? Yani bu çok medeni bir ilimiz burası bu Maraş. Yani insanların bu trafik terbiyeleri var. Sonra enkazda çalışan ve Maraş dışından gelen insanların birbirlerine saygısı ve terbiyesi yemek dağılma alanlarındaki terbiyesi ve sükunetleri ve sükunetleri arada sırada e, öfke sesleri duymuyor muyuz duyduk ama bu bir kavga değildi bu bir acıyla birleşen öfkeydi ama delirmiş insan yok e, tuvalet olmamasına karşın Tuvalet ihtiyacını sağda solda duvar kenarında ağaç altında gidermeye çalışan insan yok. Belediyenin tuvaletinin önünde saatler süren kuyruklara e, girmiş insanlar var. Ya ne kadar medeni bir şehirdeymişiz, meğerse ne kadar böyleymiş ve dışarıdan gelenler de öyle Orası. ve insanların işbirliği. Mesela bir şeyden e, orada tabii herkesin e, d, d, e, sırtında bir şey var işte. Akut yazıyor, Afat yazıyor, e, Ahbap yazıyor, şu yazıyor, bu yazıyor. Madenle ilgili ya da başka bir şeyle ilgili. Bir el ediyor bir arabayı, arabaya araba hemen duruyor. Hiçbir şey sormadan etmeden biniyor arabaya. Devam ediyor. Herkes birbirine arabasını alıyor. Herkes birbirine yardım ediyor. Herkes birbirine şey yapıyor. Diyorsun diyorsun ki yani ve anlamadığım şey bu. Bu kadar uygar insan bir tane aklını yitirmiş yok herkesin cenazeleri Çok çıkıyor. Bir şey o herkesin bu. cenazeleri çıkıyor o sırada. Biriniz delirip de elinize kaptığınız bir kazma kürekle öbürünün üzerine gitsenize. biriniz alevlensenize bir diğerinize zaten ölüleriniz çıkıyor. Sevdikleriniz ölmüş. Siz ölümden dönmüşsünüz. Daha fazla neyin adrenalini, neyin öfkesiyle Allah aşkına yani gole giden futbolcuyu anlıyorsun da bu insanların ama bu insanları mı anlamayacaksın? Tabii ki anlayacağız. Öfkeyi de anlayacağız. Her şeyi anlayacağız. Ama bir soğukkanlılık ve de konuştuğum insanlar diyor ki ben diyor eşimi kaybettim. Kardeşlerimi kaybettim. Annemi kaybı Ya öyle bir sayıyor ki dedi ben baygınlık geçirecek hale gel. Büyük bir soğuk. Belki de şokun etkisi denilebilir bilmem bilmiyorum hekimler ne söyler bilemem. Fakat şunu şunu söylüyor. Lafın gerisini getiriyor. Diyor ki yani şu yapılmalı, bu yapılmalı, şuraya el uzatılmalı. Bu se yani delirmiş vaziyette ortalıkta koşturmuyor. E peki bundan ne çıkar işte onu söylemek istiyorum. Bundan çıkacak şey, bundan çıkacak şey empati. Bu toplumda bu halkta sevdiklerimize dostlar eşlerimize bu biz empati yeteneğini önemseriz en, ülkemizdeki ancak empati yorulur o kadar e, evet evet bunu önemseriz Yorulmuş. ama burada bir empatik ve de şok şok yedikten sonra dayanıksız olmama yani güçlü bir e, nesi neyse güçlü bir bilmiyorum siz söyleyin metanetli insan... olmak belki hani metanetli evet. meta olmak yani hani sağduyulu olmak belki burada sizin vurguladığınız şey Ama bu bir başlangıç işi işte evet, aslında. Başlangıç ve işte beslenip sürdürülebilecek şeylerden bir tanesi belki işte samimiyet, içtenlik e, ve oradaki sağduyu, oradaki belki bir düzeyde cesaret. Yani şimdi evet. korkuyoruz ama hani yani mesela Cesaret korkusuzluk demek değildir denir ya yani orada korku da var cesaret de var ama sizin bahsettiğiniz bence şeyin içinde birçok unsur var. Yani samimiyet var, içtenlik var. Yani ben çok metin ve var, cesur insanlar var. gördüm bunu Sab söylemek istiyorum. Sabır var. Evet sabır da var. Ben birkaç Hı. gün önce e, Sayın İlber Ort Ortaylı'nın e, e, canlı yayında Hani bir şey anlatırken gözlerinin dolduğunu gördüm. Yani hani gayet de şey bir şey anlatıyordu yani hani, rasyonel bir şey anlatıyordu. Söylediği şey diyor ki yani hani bizim... E, liyakattan önce diyor ahlaka ihtiyacımız var e, meraha ihtiyacımız var ve hani işte bu samimiyet o sırada gözleri doldu hatta şey dedi e, dedi hani hocam gözleriniz doldu falan ya. e, 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 yani bu içtenliğe ihtiyacımız var yani bilgiye de ihtiyacımız var liyakata da ihtiyacımız var ama işte tutarlı bir dürüstlüğe ihtiyacımız da... var yani, ahlaka dürüstlük. ihtiyacımız Celal var Celal Şengör'ün söylediği gibi yani ülkenin bir numaralı sorunu nedir ya da 1 iki üç diye sorunları saysak diye bu yalancılık e, ve e, bu yalancılık meselesi aslında hepsi bu... çok çelişkili değerlerimiz var yani Değerli, çok evet. çelişkili yani, yani o bu inşaatları yapanlar bu inşaatları satanlar bu inşaatlara izin verenler göz yumanlar çıkar sağlayacağım diye bunları kayıranlar en ee, çok eee zayiata neden veren inşaattan en büyük sitelerden en büyük politik olaylarda İstanbul depreminden sonra da bunlar tabii tekrar biz hayattaysak belki yine konuşuruz. Ee, en küçük şeye kadar insanları öldüren bu betonları üreten, yapan, izin veren e, insanlara kadar burada yalancılık. Yalancılık ve çıkarcılık. Celal Şengör hocanın da söylediği şey bu. Yalancılık ve çıkarcılık. Yani ona değmeyecek ona değmeyecek bir çıkar için bunu toplumumuzda toplumumuzda maalesef ki maalesef ki görüyoruz. Yani maalesef ki görüyoruz.